terör örgütü PKK'nın referandumdan çıkan olumlu havayı dağıtmak için öğrencilerin de katledileceği eylemler planladığı ortaya çıktı diyor haberde hocam. Ya kardeşim, bu PKK'nın şımarıklığına karşı bak gece gündüz söylüyorum, Allah rızası için. Ya yani bunlar şımarıklığının kaynağı. Bunlarda müthiş bir ukalalık gelişti. Evet. Ve müthiş bir bilmişlik gelişti. Diyorlar ki biz tamamen bilimsel faaliyet yapıyoruz. Felsefeyi çok iyi biliyoruz. Bilimi çok iyi biliyoruz. O yüzden bizim karşımıza çıkamıyorlar. Yani bilimsel yönden yenileceklerini bildikleri için karşımıza çıkmıyorlar. Bizim karşımıza silahla çıkıyorlar o yüzden diyorlar. Evet. Yani anlattıkları bu. Evet. Yani propagandası yapıyor bunu orada burada her yerde bunu anlatıyorlar. Ya kardeşim bırakın beni. Şu adamlar bir pestil gibi ezeyim ya. İnşallah hocam. Evet. Ve Allah rızası için yani bana bir hikaye verin. Evet. Yani eğer yapmazsam ne diyorsanız deyin yani. Estağfurullah inşallah hocam. İflahlarını keserim evet ya. Evet Allah. Yani böyle artistlik yapamadır öyle söyleyeyim yani. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Adam haşurt huşurt göbeğini kaşıyarak entel sohbeti yapıyor ya. Evet. Yani herkes de susuyor ya. Herkes susuyor. Evet. Nefis konuştu diyor. Avrupalılar falan da geliyorlar böyle kameralar falan. Evet. Vay be diyor, şu diyalektik felsefeye hakimiyetine bak adamın diyor. Ne kültür ya diyor. Bir yandan burnuyla oynuyor, bir yandan göbeğinin deliğiyle oynuyor falan. Bacaklarını ayırmış adam. Tam entelektüel diyor. Muazzam felsefeci diyor. Evet. Tarih yazılıyor şu an diyor. Yani evet. Büyük lider diyor. Evet. Kardeşim ben ne diyeyim ya? Ya çözün şu elimi ayağımı da şu pestillerini çıkartayım i̇nşallah, yani. İnşallah. Değil mi? Evet. Ya bilimsel olarak yerle bir ederim. İnşallah hocam, evet. İnşallah. Evelallah. Gece gündüz propaganda yapıyorlar ya. Günde 8 saat ders veriyorlar. Kandil'de, orada burada. Evet. Günde 8 saat. Zaten başka işleri yok ki. Bağdaş grup oturuyorlar. Her yerden adamlar geliyor. Danimarka, Norveç, İsviçre, Amerika'dan falan uzmanlar geliyorlar. Sürekli Marksist, Leninist eğitim veriliyor. Evet. Kamboçya'dan geliyorlar, Vietnam'dan geliyorlar. Evet. Vietnam'da eski gerilla liderleri geliyor. Evet. İşte Ho Chi Minh'in talebeleri geliyor. Ders veriyorlar yani, gerilla teknikleri anlatıyorlar. Evet. Leninizmin nasıl uygulanacağını anlatıyorlar. Evet. Ve diyalektik felsefenin hayata geçişini, sosyal yönlerini falan anlatıyorlar. Kardeşim sen bunları bilimsel tek kelime yapmazsan nasıl mücadele edeceksin? Evet. Adamlar gelişiyor ondan sonra. Bakteri gibi gelişiyor. Cahil cühelayı da içine alıyorlar.